Bebeğim mi? Eda. Bebeğim. Eda. Eda bebeğim dedin. Eda. Bebeğim. Eda bir şey yok değil mi? Hadi. Tolga hadi eve gidelim. Hadi gel. Hemen hastaneye gidelim. Tarık çabuk arabayı getir. Emredersiniz. İstemiyorum. Eda inat etme. Hastaneye gitmek zorundayız. Değilim. Tamam. Siz nişana dönün lütfen, biz gideriz. Ben de geleceğim sizinle. Harun Bey, nişanınızı bırakıp bizimle hastaneye mi geleceksiniz? Eda benim yanımda. Senin yanındayken ne olduğunu gördük. Kimdi o adamlar? Sen ne, dertleri ne? Bu sizi hiç ilgilendirmez. Hadi eve gidelim. Tamam hadi. Hayır, hastaneye gideceksiniz. Tarık sizi bırakır. Tarık, en yakın hastaneye götür. Sakın yanlarından ayrılayım deme. Ne gerekiyorsa yap. Emredersiniz. Gerek yok, biz kendimiz yaparız. Bence gerek var. Sana saldıran adamların derdi neydi bilmiyorum ama ne yapacakları belli olmaz. İnatlaşmayın benimle, hiç sırası değil. Hadi Eda, bin şu arabaya. Hadi. Geç. Gözünü onlardan ayırma. Tamam efendim. Beni de ara. Sen burada bekle. Baş üstüne. Babacığım, ne olur asma artık suratını. Bak insanlar bize bakıyor. Hem gitti işte. Ben çok ısrar ettim diye uğradı. Lütfen baba. Evet Cemil, hiç sırası değil. Öfkene hakim ol. Bak yemin verdim. Tamam, peki tamam. Bir şey yaptığım yok. Hadi misafirlerle ilgili. Sen de Harun'un yanına git. Teşekkür ederim baba. Eda gitti mi? Evet. Tolga almaya gelmiş. Birlikte gittiler. Bir şey mi oldu Harun? Yok, bir şey olmadı. Sana okulda hakkı dediklerinden hiç bahsetmemiştin. Bilmem. Aklıma bile gelmedi. Her şey benim yüzümden oldu. Eda sen iyisin değil mi? Bir yarın yok ya. İyiyim. Sadece çok korktum. Korkma. Her şey bitti. Harun... Sizinkilere bebekten bahseder mi? Yani sen bu yüzden bu kadar tedirginsin. Kimsenin öğrenmemesi gerekiyordu. Merak etme. Korkacak bir şey yok. Sonuçta biz evliyiz değil mi? Kim ne düşünürse düşünsün. Alo Tarık, neredesiniz? Hastanedeyiz Harun Bey. Eda nasıl, iyi mi? Henüz çıkmadılar efendim. Durumunu öğrenir öğrenmez beni ara. Elbette efendim. Hastane faturasını hallet. İtiraz etmelerine fırsat verme. Emredersiniz. Nereye kayboldun? Telefonla konuşuyordum. Kiminle? Bir arkadaşla. Tanıdığın biri mi? Hayır değil. Hadi içeri girelim. Harun, güzel gelinimi çalacağım senden biraz. Teyzenlerle görüşme fırsatı olmadı. Erken kalkacaklarmış. Tamam. Hadi gel kızım. Teşekkürler. Afiyet olsun.
Yavaş ol abi, gece daha uzun. Yüzün iyice düştü. Dikkat et biraz. Sana hakkı dediğimden beri Melda'nın gözü üstünde. Aman. Baksana, her saniye göz hapsindesin. Sana kaç kere bana bir daha hakkı deme dedim. Bir anda ağzımdan çıktı. Ama Melda Eda'nın hakkısı olduğunu düşünmemiştir herhalde. Yoksa düşünür mü? Harun, sen beni dinlemiyor musun? Burada olmamalıyım. Ne diyorsun oğlum sen? Eda hamileymiş. Ne dedin? Duydun işte. Emin misin? Evet. Demek o yüzden o çocukla apar topar evlendi.